Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Türk Standartları Enstitüsü ile Ukrayna Standartlar Belgeleme ve Kalite Bilim Araştırma ve Eğitim Merkezi arasında karşılıklı anlayış muhtırasını imzalayacaklardır. Çok teşekkür ederim sayın hanımefendiler ve beyefendiler, sayın Cumhurbaşkanı. Onursal konuklar Ukrayna'yı ziyaret ettiği zaman gurur duyuyorum. Gerçek dostlar Ukrayna'yı ziyaret ettiğinde bahtiyar oluyorum. Ve bu iki niteliği taşıyan bir konuğun gelmesi ayrı mutluluk veriyor. O yüzden Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Ukrayna'ya hoş geldiniz diyorum ve bundan mutluluk duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, görüşmemiz, sevimli sohbetimiz ve önemli ziyaretiniz için size teşekkür ediyorum. Bu ziyaret Ukrayna'nın dostu kimin olduğunu, bizim yanımızda her zaman durmaya ve her zaman yardım etmeye kimin hazır olduğunu gösteriyor. Ukrayna bunu her zaman hatırlayacaktır ve aynı şekilde her zaman yardıma gelmeye hazır olacaktır. Ama kalpten inanıyorum ki dostluğumuzu ortak tehditler değil, ortak galibiyetler güçlendirecektir. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu önemli ziyaret için teşekkür ediyorum. Dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Başkanı, değerli dostum, saygıdeğer bakanlar, kıymetli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Yüksek düzeyli stratejik konseyimizin 10. toplantısını az önce gerçekleştirdik. Bu vesileyle 2 yıl aradan sonra stratejik ortağımız Ukrayna'yı tekrar ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Diplomatik ilişkilerimizin 30 yıl önce bugün kurulmuş olması ziyaretime ve toplantımıza tarihi bir boyut kazandırmıştır. Şahsıma, eşime ve heyetime gösterilen sıcak misafirperverlik için değerli dostum Sayın Zelenski nezdinde Ukrayna halkına ve makamlarına teşekkür ediyorum. Ziyaretimiz hassas bir döneme tekabül ediyor. Kırım'da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum. Sayın Devlet Başkanı başta olmak üzere Ukraynalı yöneticilerin sağduyulu ve diyaloğu öne çıkaran mesajlarını takdirle karşılıyorum. Daha önce de vurguladığım üzere Türkiye Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi bugünkü görüşmelerimizde bir kez daha vurguladım. Zira Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığıyla hareket ediyoruz. Donbas ihtilafının kontrolü noktasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'nun rolünü önemsiyoruz. Kuruluşundan bu yana tüm tarafların güvenine mazhar olmuş Türk büyükelçilerce idare edilen misyona desteğimiz tamdır. Krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz. Değerli basın mensupları, görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi her yönüyle ele aldık. Geçtiğimiz sene %60'a yakın artışla 7,5 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Az önce imzalanan serbest ticaret anlaşmasının bizi bu hedefe hızlı bir şekilde taşıyacağına
yürekten inanıyorum. Ekonomik işbirliğimizin en önemli sütunlarından birisi Ukrayna'daki yatırımcılarımızdır. Türk şirketlerinin Ukrayna'da altyapı projelerini başarıyla tamamlamaları bizleri gururlandırıyor. Şirketlerimize güveninden ötürü Sayın Başkan'a huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Turizm alanındaki işbirliğimiz de giderek güçleniyor. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık. Bu senede yeni rekorlar kıracağımıza eminim. Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasında tarihi bir dostluk köprüsü oluşturan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumunu da değerlendirdik. Soydaşlarımıza yönelik ortak projelerimizi ayrıntılarıyla gözden geçirdik. Bugünkü toplantılarımız ve imzaladığımız anlaşmalar stratejik ortaklığımızı daha ileri noktaya taşıma irademizin birer sembolüdür. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazan kazan temelinde ikili işbirliğimizi her alanda güçlendireceğimize inanıyorum.